Hayat sizin benim için mühimdir. Aziz Müslümanlar, o devrin insanları için hayat mühim değildir. 1 trilyon adam devleti Muhammediye'nin devamı için feda olsun. Kimsenin kılı kıpırdamaz. Biz şimdi canımız çok azizdir, kolay kolay canımızı değil bir fincan kanımızı veremiyoruz. Biz bekliyoruz ki aziz Müslümanlar rahat döşeklerde yatalım. Akşam horul horul herkes gibi. İşleri yolunda olan bir devletin, bir milletin, bir cemaatin mensupları gibi, Fatih devrindeymişiz gibi normal uykumuzu alalım, sabahleyin de kalkalım, sadece dünyevi kazanç peşinde koşalım, günler böyle devam etsin ve günün birinde bakalım kendi kendine Hakaiki Muhammediye galip gelsin. Ter dökmeyelim, kan dökmeyelim. Kendi kendine olsun. Aziz müminler, dünyada bütün mahlukat içinde Cenab-ı Rabbil Alemine Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha şanlı, daha şerefli, daha kıymetli, daha aziz, daha mübarek bir varlık mevcut değildi. Cenab-ı Rabbil Alemin indinde Peygamber aleyhissalatü vesselamın şanı, şerefi, izzeti, ikbali, mahiyeti oydu ki her şey Nur-u Muhammed hürmetine halk edilmiştir. Aziz müminler, Uhud muharebesinde bir damla kanı döküldü mübarek. Peygamber aleyhisselatü vesselamın dişi kırıldı. Cebrail aleyhisselam anı vahitte yetişti ve kanadıyla yakaladı yere düşmeden o kanı, bir damla kanı. Ve buyurdu ki ya Resulallah, eğer bu kan yeryüzüne düşseydi senin Allah indinde mergubiyet ve makbuliyetin odur ki şu insanlar senin bir damla kanını dökmüş olsalardı, yere düşürmüş olsalardı Cenab-ı Allah bütün bu mükebenatı alt üst edecekti. İndi ilahide mergubiyeti, makbuliyeti şu olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zırh büründü de kılıçlarıyla kelle toparma kasti kavisiyle üzerine gelen düşmana karşı çıktı. Sen ben ne bekliyoruz? Mübarek sırtında Handek muharebesinde taş taşıdı, toprak taşıdı galebe-i İslam için. Hakaiki Muhammediye'nin tezahürü için, tarsini için, takviyesi için sen ben bir damla ter dökmeyeceğiz, gözdaşı dökmeyeceğiz ve bunun da mesuliyeti olmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muaf tutulmadığı bir eziyet çekmeden, bir fiilden, bir amelden biz kendimiz muaf tutulacakmışız gibi sayıyoruz kendimizi. Ecdat senin benim gibi düşünmüyordu aziz Müslümanlar. Harp sahalarında sık sık feryat ederlerdi sıkışık anlarda. Yok mu bu devlet için bir can borcu olan? Bu söz çok duyulmuştur bakanımız tarihlerimizde sık sık görürsünüz. Yok mudur bu devlet için bir can borcu olan? Aziz müminler, şu sualin birinci muhatabı padişahın kendisidir. Padişah ben varım diye çıkacaktır. Arkası devam eder. Bugünküler gibi Allah'ın nizamını tahsin etmek şöyle dursun. Allah'ın nizamına zıt gitmeyi devletine esas almak hayal bile edilemez.